Allah, nereye koydum ben gene bu anahtarı ya? Vallahi boynuma bağlayacağım ha. Buradaymış. Günaydın babacığım. Günaydın. İçeri girebilir miyiz? Girebilirsin tabii ki kızım. Burası senin evin. Baba, çocuk dışarıda kaldı. Hangi çocuk? Başka biri mi vardı kapıda? Ömer. Feride. Burada bir tane enik var. Çok tatlı değil. Ne yapayım? Baba, al içeri. Ya lütfen al. Hadi. Hadi. Geç. Saçını kestirmiş bir de. Bu eviniz de çok güzelmiş Kuzey abi. Bu ev benim değil. Kira. Bu zaten ben yayladaki evi daha çok beğeniyorum. Yani orası böyle... Kar yağıyor ama sıcak, işte şömine. Oh. Emlakçı mısın oğlum sen? Daha çok seversin tabii o evi. Az mı yemeğimizi yedin? Az mı pijama mı giydin? Vallahi yine olsa yine giyerim. Peki, bundan şeyin haberi var mı? Ananın, babanın? Pijama konu. Anlamadım. Oğlum diyorum ki Feride ile barıştığınızdan annenin babanın haberi var mı? Var tabii var. Olmaz olur mu? Yani ben zaten müsait olduğunuzda sizi böyle komple ailecek Antep'e götürmek istiyorum. Sen beni götüremezsin. Feride'yi götüreyim. Nasıl laf lan? Baba, Ömer haklı. Eğer sen gitmek istemiyorsan ben gideyim Antep'e. Tamam, olur. Size de böyle bir erken balayı gibi bir şey olur. Yani çok sıkıldınız. Başınıza bir sürü olay geldi. Yayla şartları... Soğuk bilmem ne. Ne diyorsunuz lan? Ben bu küçük ağanın koluna takacağım kızımı, arkasından el sallayacağım, öyle mi? Ama baba ya. Baba deme bana. Cevap verme babaya. Cevap verme babaya. Lütfen. Kuzey abi, zaten ben o yüzden dedim hep beraber davet ediyorum diye. Yani isterseniz komple bütün Moğolları toplayın. Zaten siz bizim aşiretten daha kalabalıksınız. Ömer. Bak, iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Görmüyor değilim. Ama yanlış yoldan gidiyorsun. Şimdi sen git, annenle babanla konuş, arandaki problemleri çöz. Sonra baban bizi davet ederse, belki davetine icabet ederiz. Babam benim ya! Sırnaşma bana! Seni evermeyeceğim. Şimdi izniniz olursa mahkemem var, oraya gideceğim. Oradaki kızlarımla ilgilenmem lazım çünkü çok kriminal kızlarım var benim. Baba, biz de gelelim mi? Gelin ulan. Gel gel. Selamünaleyküm. Hayırdır, siz düğüne mi gidiyorsunuz? Bize mahkemeye böyle gidilir dediler de abi, ondan böyle giyindik. Vallahi kim dediyse çok iyi söylemiş gerçekten. Oğlum, siz koskoca devletin hakimini mi kandıracaksınız böyle kılık kıyafetle? Hem ne demişler, eşeğe altın semer vursan gene eşek. Hüseyin, sen benim oğlanlarla uğraşacağına kendi kızlarıma bak. Bakıyorum. Ne varmış benim kızlarımda? Bebeksi babalarının bebeksi kızları. Bebekçi babalarının bebekçi kızları. Ya he doğru değil. Yaşlarını ufaltacağım diye bebeğe çevirmişsin kızları. Oldu olacak. Zıbın giydirip ellerine de biberon ver. Bana bak. He. Baba lütfen. He. Bedir abi, senden de rica ediyorum. Sakin ol biraz. Bir de sizinle uğraşmayalım. Gökçe Mollaoğlu, Emin Şimşek, Osman Şimşek, duruşma salonuna.
Bir dakika, bir dakika. Şimşek mi? Kadıoğlu değil misiniz siz? Ya bizde baba tarafı Şimşek, ana tarafı Kadıoğlu. E tamam, Kadıoğlu işte. Hadi. O şu Kadıoğulları yesin senin başını. Haydi. Baba, benim adımı okumadı. Kızım sen reşit olmadığın için çocuk mahkemesinde yargılanacaksın. Allah'ım, çocuk olduğuma sevineceğim hiç bu kadar aklıma gelmezdi. Ay Emine ya, zaten ter bozdu beni. Ya ben niye geliyorum içeri ya? Ben çocuğum daha, psikolojim bozuluyor benim. Bu normal psikolojin, gel buraya. Evet, psikolojim normaldi. Ta ki bu kapıdan içeriye girene kadar. Sanık Gökçe Moğoloğlu'na soruldu. Evet hakim bey amca, sordunuz. Yani hakim bey. Savunmanı yapabilirsin. Bakın şimdi hakim bey amca. Yani hakim bey. Bizim hiçbir suçumuz yok. Evet tamam, babamdan gizli okuldan kaçmış olabilirim ama bu bir suç sayılmaz ki. Sahte rapor da biz hazırlamadık zaten. Arkadaşlarından mı yardım istedin? Hayır, vallahi öyle bir şey yok. Ne kardeşim ne de ben böyle bir şey asla yapmadım. Doğru değiller vallahi. Onlar hiçbir şey istemediler bizden. Sıra size gelmeden konuşma evladım. Peki, neden kendi raporunu kendin almadın? Çünkü Osman ve Emin doktor tanıdıklarının olduğunu, bizim için rapor alabileceklerini söylediler. Biz de tamam dedik. Ama raporun sahte olduğunu ve gizlice sağlık ocağına girdiklerini bilmiyorduk. Ya öğrenince de çok kızdık zaten. Hakim bey amca, Gökçe'nin anlattığı her şey doğrudur. Onların raporun sahte olduğundan bile haberleri yoktu yani. Biz ne ettiysek böyle ikimiz kendimiz yaptık, kendimiz ettik. Okulda devamsızlıkları vardı, rapor almamız lazımdı. Bizim de rapor lazım oldu. Siz de bunun için sahte rapor hazırlayıp sattınız, öyle mi? Yok hakim bey amca, satmak makmak yok yani. Biz para için yapmadık, ne yaptıysak aşkımız için yaptık yani. Hem eğer sevmenin cezası ölümse ben idama bile razıyım. Biz ne yaptıysak aşkımız için yaptık hakim bey. Pişman mısın? Hem de çok pişmanım. Bir daha asla Emine'ye yalan söylemeyeceğim. Yani pişmanlığın suç işlediğin için değil, öyle mi? Yok hakim bey. Onun için de pişmanım tabii ama Emine'ye en başından yalan söylemeseydim Emine zaten böyle bir şeye izin vermezdi ki. Ya ondan böyle dedim hakim bey. Karar. Gereği düşünüldü. Sanık Gökçe Mollaoğlu'nun suça neden teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadığı saptanmış, davadan beraatine karar verilmiştir. Sanık Osman Şimşek ve sanık Emin Şimşek'in suçları sabit görülmüştür. Evrakta sahtecilik suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinin birinci bendi hükmüne göre 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca sanıklar sağlık ocağına izinsiz bir şekilde girdiklerinden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun hükmüyle haklarında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verilmiştir. Ancak sanıkların mahkemedeki iyi halleri ve daha önce suç işlemedikleri göz önüne alınarak toplamda 7 yıl 5 ay cezaları 2 yıla düşürülmüştür. Bu nedenle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinin gereğince cezaların ertelenmesine karar verilmiştir.